Evet, anlaşmada imzalar atıldı. Ne tür artıları olacak? Konuşacağız, değerlendireceğiz. MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir karşımızda. Efendim hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk Erkan Bey. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Oldukça önemli bir anlaşmadan bahsediyoruz. Türkiye için ne tür fırsatları barındırıyor içerisinde? Aynen. Bugün Sayın Bakanımız da açıkladığı gibi otomatikmen bugün 2,5 milyara yakın bir kârdan bahsediyoruz. Aslında zarardan kârdan. Şayet bu anlaşma olmasaydı Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlemiş olduğu tarifeler ve vergiler hususunda ticaretimizi devam edecektik. Bu da Türkiye'nin çok ciddi bir kaybını yol açacaktı. Fakat bu an itibariyle serbest ticaret anlaşması yapıldıktan sonra Türkiye'nin önünde çok avantajlı günler beklediğini söyleyebilirim. Bizi MÜSİAD İngiltere olarak yaptığımız araştırmalarda en çok heyecanlandıran da tarım ürünlerinin İngiltere pazarına girmesi. Çünkü şu an itibariyle Avrupa Gümrük Birliği'nden dolayı Türkiye'den gelen bütün ürünlerin İngiltere piyasasına girerken %10 ile %15 arasında tarifelerin uygulandığı, değişik kotaların uygulandığı bir mekanizma var. İnşallah umut ediyoruz ki önümüzdeki günlerde bu tarifeler de sıfırlanacak Sayın Bakanımızın söylediği gibi. Bu da bizim Türkiye'deki gıda ve tarım ürünlerinin İngiltere piyasasına çok rahat bir şekilde gelip çok rekabetçi bir ortamda Avrupalı rakiplerine karşı bir avantaj sağlamasıdır. Tabii bu da otomatikman bizim ihracatımızın artışı anlamına gelecektir. Şimdi ticaret hacmine 2019'da şöyle bir baktığımızda 25 milyar 250 milyon dolar düzeyinde bir ticaret hacmi varmış Türkiye'nin İngiltere ile evet. Beraber. Şimdi yeni anlaşmayla beraber yeni bir hedef var mı önümüzdeki süreç içerisinde? Hedefi şöyle özetleyebilirsek, Japonya 3 ay önce bir serbest ticaret anlaşması yaptı İngiltere ile. Japonya'nın bu sene içinde 29 milyarlık bir ticaret hacmi vardı ve bu hafta yapılan araştırmaya göre 44 milyara çıktığı söylendi bu tahmini olarak rakamların. Yani %50 bir artış oldu Japonya ve İngiltere'nin arasındaki bu serbest ticaret anlaşmasından dolayı. Biz de bunun tabii %50'lik söylemek şu anda biraz erken olur fakat Türkiye'nin çok ciddi bir avantajı olacağını tahmin ediyoruz. Küçük bir örnek verebilirsek, Türkiye'de sayabileceğimiz 100'e yakın bir tarım ürünü, gıda ürünü, bunlar otomatikman Avrupalı üreticileri korumak adına gümrük birliğinden dolayı Türkiye'deki gelen ürünlere %10 ve 15 arasında bir kota vermişlerdi. Daha doğrusu tarife vardı, vergi vardı. Bu da bizim kendi ürünlerimizin İngiltere piyasasında fiyatını otomatikman artırmıştı. Bu rakamların %15 geriye çekildiğini düşünürsek ürünlerimizin hem daha kaliteli hem daha uygun piyasaya girip ve daha da çok sürümü olacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani kesinlikle artacağına hiçbir şüphemiz yoktur. Şu anki 12 milyar bir ihracatımıza karşın 8 milyara yakın bir ithalatımız var İngiltere ile milyar pound üzerinde konuşursak. Ve bu rakamların çok daha yukarıya çıkacağını tahmin ediyor biliyoruz. Son olarak şunu sorayım. İngiltere'de anlaşmaya nasıl bakılıyor? İngiltere aslında biz hep kendi Türkiye açısından bakıyoruz. Çok avantajlıyız, çok güzel oldu bizim için. Fakat bunun tamamıyla İngiltere perspektifinde bakarsak İngiltere Avrupa Birliği'ne senelik 270 milyar dolarlık bir ihracatı ve 350 milyar dolara yakın da bir ithalatı var. Yani otomatikman her sene 70, 80 ve 90 milyarlık bir cari açığı var İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne. Ve bu açığı Türkiye gibi veya da kendi eski kraliçeye ait olan koloni devletlerde gidermek istiyor. Yeni Zelanda, Güney Afrika veya da daha uzakta Pasifik ülkelerinden, Japonya'dan. Bunlar da bu ürünlerin aynısını başka yere temin etmek istiyor. Çünkü artık Avrupa'dan İngiltere artık uzaklaşmak istiyor. Hem ticari bakımdan hem siyasi bakımından. Yani İngiltere daha memnun şu konuda. Hem Türk ürünlerinin kalitesinden hem fiyat olaraktan hem de vergilendirmenin sıfır olduğunu düşünürsek bizden çok daha heyecanlı diyebilirim İngiliz halkı için. Peki. Mustafa Demir çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet ayrıntıları aldık. Devam edelim gelişmelerle.